Google Chrome'dan Microsoft Edge geçiş hikayemi sağ üstteki ulaşabileceğiniz videoda anlatmıştım. Yıllarca Google Chrome kullanan biri olarak ve Chrome'un çok kullanıldığını bilen Microsoft sayesinde hiçbir yabancılık çekmeden tüm ayarlarım, eklentilerimle beraber Microsoft Edge'e geçmiştim. Geçtiğimiz aylarda gelen bir güncelleme ile Edge optimizasyonunu daha da arttırdı. Kullanılmayan sekmelerin uykuya geçmesi bu güncelleme içinde yer alıyordu. Daha az RAM ve daha az CPU kullanmaya başlamıştı. Bilgisayar daha da rahatlamıştı. Şimdi H'e e yeni bir güncelleme daha geldi. Bu uykuya alınan sekmelerle ilgili güncelleme buradaki performansı Microsoft daha da arttırdı. Zaten Microsoft Edge'in kullanımının artması da bu güzel özelliklerin insanlar tarafından benimsendiğini gösteriyor. Microsoft Edge dünya üzerinde en çok kullanılan ikinci tarayıcı haline geçtiğimiz haftalarda gelmiş bulunuyor. Eğer Google Chrome'un çok RAM tüketmesini, çok işlemci tüketmesini, sistemi kasmasını engelleyemez ise bir süre sonra Edge birinci sıraya da çıkabilir. Peki bu güncellemeyi nasıl yapacağız? 3 noktaya tıklıyoruz sağ üstteki. Buradan ayarlara tıklıyoruz. Buradan da en altta Microsoft Edge hakkında bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığınızda zaten otomatik şurada güncellemeye başlıyor. Ben güncellemiş olduğum için güncel diyor. Burada güncelleme tamamlanacak ve Edge tarayıcıyı yeniden başlatmanız istenecek. Yeniden başlattıktan sonra uykuya alınan sekmelerde ciddi bir Performans artışı gözlemleniyor. Çok sekme açsanız bile sistemi yormuyor. Fazla RAM tüketmiyor. Eğer laptop kullanıyorsanız, prizde kullanmıyorsanız, pili de kullanıyorsanız pili bitirmiyor. Daha optimize bir şekilde Microsoft Edge tarayıcı kullanmaya devam ediyorsunuz.